Merhaba Web Tekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte hırsızlara karşı telefonunuzu korumaya yarayacak olan Kerberos uygulamasını inceleyeceğiz. En baştan söyleyeyim, uygulama ücretli bir uygulama. Ancak ilk kurduğunuz zaman 7 günlük bir deneme sürümünüz var. Uygulamayı ilk açtığınız zaman biz daha önce açtığımız için şu an o ekran gelmiyor. Sizden bir kullanıcı adı ve şifre oluşturmanızı istiyor ve mail adresinizi veriyorsunuz ki hırsız telefonunuzu çaldığı zaman bilgiler o mail adresine gelebilsin. Şimdi biz daha önce oluşturmuştuk. Hemen kullanıcı adımızı ve şifremizi girelim. Bu kısımları hızlıca geçiyorum. Uygulamayı ilk açtığımız zaman karşımıza ana yapılandırma ekranı geliyor. Çeşitli ayarlar var. Bunların hepsinden bahsedeceğim. Uygulamadan kısaca ilk başta bahsedeyim. Telefonunuzu diyelim bir hırsıza kaptırdınız. Daha sonra bu uygulama sayesinde o hırsızı çok rahat bulabiliyorsunuz. Hatta fotoğrafını çekebiliyorsunuz, ona mesaj gönderebiliyorsunuz gibi çeşitli caydırıcı şeyler yapabiliyorsunuz. En üstte lisans satın al seçeneğini görüyoruz. İlk başta dediğim gibi 7 günlük bir deneme sürümü veriyor size. 4.99 liraya bunu alabiliyorsunuz ve 3 cihaza kadar kurabiliyorsunuz. Bir kere aldığınız zaman seneye tekrar almak zorunda değilsiniz. Ömür boyu lisans sizin olmuş oluyor. Alt tarafta şifre değiştir seçeneği var. İlk başta koyduğunuz şifreyi değiştirebiliyorsunuz. Zaten uygulama Türkçe olduğu için hani ayarlardan delicesine bahsetmeye çok da gerek yok aslında. Şöyle bir güzel yanı var. Uygulamalar arasında gizli seçeneği. Bunu aktif ettiğiniz zaman bir arama kodunuz oluyor. Biz bunu işte 4 tane 1 yaptık. Uygulamadan çıkış yaptığımız zaman gördüğünüz gibi menüde veya şurada Kerberos'u göremiyoruz. Uygulamayı görebilmeniz için telefon rehberinize giriyorsunuz. 4 tane 1 koymuştuk. Aramaya basıyoruz. Ve uygulama açılıyor arkadaşlar. Uygulamalar arasında gizli seçeneği bu şekilde. Bunu kaldıralım şimdilik. Ayrıca bloklama ile ilgili seçenekler var. Bu da şu işe yarıyor. Mesela hırsız telefonunuzu çaldı. Güç düğmesine bassa bile güç düğmesi hiçbir şekilde çalışmıyor. Ya da üst taraftaki bildirim barını aktif veya deaktif edebiliyoruz buradan yine. Yani hırsız şurayı hiçbir şekilde indiremiyor. Ki onu indirdiği zaman internet bağlantınızı keser ve uygulama telefonunuza ulaşamamış olur. Burada çok fazla söylenecek bir şey yok. Diğer menülere bakalım. Daha sonra otomatik resim yakalama seçeneği var. Burada izinleri veriyoruz otomatik resim yakalama ile ilgili. Yani siz bu telefonu çaldırmadan önce bu uygulamayı kurarsanız buradan belirli ayarları yapmanız lazım. Esas olay bilgisayarda başlıyor aslında, birazdan değineceğimiz. Zaten burası Türkçe olduğu için kurcalayarak çok rahat çözülebilecek şeyler aslında. Mesela yanlış kilit açma olayı var. Yanlış yazdığı zaman kilidi, sizin koyduğunuz şifreyi direkt fotoğraf çekiyor ön kameradan. Böylece de kendini afişe etmiş oluyor. Dilerseniz bilgisayara dönelim. Bilgisayarda nasıl şeyler yapıyor bu? Bilgisayarda nasıl bir bağlantısı var? Ona bakalım. Bilgisayarda kerberosapp.com isimli siteye giriyoruz. Orada kullanıcı adımızı ve şifremizi yazıyoruz. Daha sonra karşımıza böyle bir adres geliyor. Sayfanın belli başlı yerlerini bulanıklaştırmak durumundayım. Zira burada cihazın e-mail numarasından cihazla ilgili bir sürü bilgi var. Bunu da belirteyim. Şuradan şimdi takibe başla seçeneği var. Burada neler olduğuna bakalım. Çeşitli komutları görüyoruz burada. Takibi durdur. Telefonumuz artık takip etmiyor. Cihaz bilgisi al. Zaten adı üzerine cihazla ilgili bilgileri alıyor. Şifreyle kilitle. Şimdi mesela buraya bir şifre koyalım. 1111 diyorum. Komutu gönder diyorum. Ve telefonum şifreyle kilitlenmiş oluyor. Hırsız bu şifreyi girmeden kesinlikle açamıyor. Gördüğünüz gibi şifreyi girersek telefonumuz açılmış oldu. Dilersek buradan yine kilidi aç diyebiliyoruz. Herhangi bir kilit kalmadı telefonda. Sağ tarafta gördüğünüz gibi çeşitli loglar tutuyor. Telefonda neler yapıldığını, buradan hangi komutları gönderdiğimizi görebiliyoruz. İşte mesaj gönderebiliyoruz mesela. Hırsıza ufak bir mesaj yollayalım. Şimdi komut gönder dedik. Gördüğünüz gibi hırsıza merhaba canım mesajımız gitti. Burada bayağı kendisiyle alay edebilirsiniz. SMS kaydını al dediğimiz zaman şöyle gönderelim. Yeni bir pencere açıyor. Yine sayfanın tamamını blurlamak durumundayım. Bulanıklaştırmak durumundayım. Sizin telefonunuzdaki son mesajlaşmaların hepsini gösteriyor. Daha sonra burada gösterebileceğimiz seçenekler, ses kaydet seçeneği var. Cihazınızın sesini, mikrofonu aktif ediyor ve şöyle bakayım, en fazla 300 saniyeye kadar bir ses kaydı yapıyor. Yine direkt afişe etmeye yönelik. Ya da resim çek seçeneği var.
Buradan hemen fotoğraf çek, flaşı kullan. İşte mesela flaşı kullanarak bir fotoğraf çekelim. Tabii ön kamerada bunun için flaş olması lazım. Şimdi komut gönder diyelim. Şurada gördüğünüz gibi take picture komutu, yani fotoğraf çek komutu gönderildi diyor. Peki bu fotoğrafı nereye alıyor? Sizin mail adresinize alıyor. Ve mail adresimize geliyoruz. Burada hemen çektiğimiz fotoğrafı gösterebiliyoruz. Şurada saçımın bir kısmını görebiliyorsunuz. Onun dışında fotoğraf çekmek gibi video kaydetme var. Ekran görüntüsü alma var. Ekran görüntüsü alma, telefonumuzun ekranında o an ne varsa onun görüntüsünü alıyor. Onun dışında burada ilginç olarak SD kartı sil, cihazın hafızasını sil, cihazı yeniden başlat, işte veri yedekleme gibi birçok seçenek var. Şöyle mesajla alarm başlat diye bir seçenek var. Gönderelim. Gördüğünüz gibi telefon ötmeye başladı. Hatta buradan kilit ekranın arkasına seçeneğini seçerek bu alarmı gönderirsek kilit ekranını açana kadar o alarm hiçbir şekilde susmuyor. Bunlar dışında hırsızlık yerine hani nerede kullanılabilir? İşte kız arkadaşınızı takip etmek istiyorsunuzdur ya da erkek arkadaşınızı takip etmek istiyorsunuzdur. Onu telefonda kurabilirsiniz ki kurduğunuz zaman hiçbir şekilde bunu anlamaz. Uygulamaların içinde de göremiyoruz çünkü bu uygulamayı. Yani şu ana yapılandırmalar arasındaki uygulamalar arasında gizli seçeneğini seçersek ayarlardaki, şöyle bir gelip de göstereyim. Ayarlarda uygulamalar seçeneğinin altında o uygulamayı göremiyorsunuz hiçbir şekilde. Şurada da çıkmıyor yani. Ruhu duymaz bunu kurduğunuz telefonun. Yani sapıklık için bile bunu kullananlar eminim dünya çapında vardır. Tabi firmada bunların logonu tutuyordur muhtemelen. O da ayrı mesele. Son olarak uygulamadan bahsetmek istediğim şu seçenek var. SIM denetimi kısmı. Buraya 3 tane telefon numarası giriyoruz. Bizim telefonumuz çalındı. Çalınır çalınmaz da buna başka bir SIM kart takıldı. O takılan SIM kartın telefon numarası bizim buraya daha önceden yazdığımız 3 numaraya mesaj olarak gidiyor. Ayrıca bize de mail olarak bildiriliyor. Yani telefonun çaldı hırsız, sattı direkt birine. Biz o satan kişi SIM kartını takar takmaz ona da ulaşabiliyoruz. Böyle de güzel bir özellik eklemişler. Son sözlerimize gelelim uygulama ile ilgili. Yavaş yavaş telefonunuza böyle sonsuz derya bir para döktüyseniz ve hakikaten yani bence de bir telefon almak çok zor. Hani şu an çok pahalı telefonlar. Ayda bir de telefon alabilecek gücümüz yok çoğumuzun. O yüzden telefonumuza önem veriyoruz ve çalınmaya karşı da belli önlemler almamız lazım. Bu da o önlemlerden birisi aslında. Hatta bir internet ağına bağlı olmadan da işte SMS ile ilgili önlemler alması, yani SMS yollayarak çeşitli önlemler alması da uygulamayı diğer hırsız koruma programlarından, uygulamalarından bir tık öne çıkarttığını söyleyebilirim. Ki zaten marketteki yorumlara da bakarsanız kullanıp da pişman olan çok fazla insan yok. Bu videomuzda sizlere hırsızlara karşı gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz Kerberos uygulamasını anlattık. Uygulamayla ilgili aklınıza takılan sorular varsa yorum olarak videonun altına atın. Ayrıca videomuzu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bizleri Twitter, YouTube ve Facebook adreslerimizden takip edin ve webtekno.com'da takipte kalın. Başka bir videoda, başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın.